Evet sevgili izleyenler, Elazığ Doğukent sahasından selamlar, saygılar. Ben Yusuf Boydak ve yorumcu arkadaşım sevgili Coşkun Kamaç ile birlikte yine her zaman olduğu gibi Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün karşılaşmasını sizlere aktaracağız. Bugün 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz Bayrampaşa Spor AŞ'yi konuk ediyor. Kendi grubunda önemli bir mücadele. Temennimiz o ki buradan her zaman olduğu gibi aynı temennilerde bulunuyoruz. Bir kez daha bulunuyoruz. Temsilcimizin galip gelmesi ve hedefine biraz daha doğru bir adım daha atmış olması. Evet, Elazığ'da güzel bir hava var. Zemin oldukça güzel. Hava da güzel. Geçen hafta Elazığspor'un oynamış olduğu maçta rüzgar vardı ama bugün rüzgar da yok. Yani futbol oynamaya elverişli her ortam var. Tribünler biraz az. Az sayıda bir izleyicimiz var. Keşke tribünlerimiz de dolu olmuş olsaydı. Bugün daha güzel bir ortam olmuş olabilirdi. Evet, artık son kontroller yapılıyor. Saha içerisinde ben size her iki takım kadrosunu aktarmak istiyorum. Temsilcimiz Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, karşılaşmaya kalede Eren, 3 Cuma Ali Üzüm, 4 Şeyh Musa Abdülbakir Aksu, 6 Oğuzhan Kandemir, 7 Fatih Kıran, 9 İlhan Arslanoğlu, 10 Ekrem Sütçü, 16 Ramazan Erarslan, 23 Eren Cin Kılıç, 61 Kaan Güdü, 99 Furkan Yiğit 11 ile başlayacak. Bayrampaşa Spor ise konuk takım. Kalede Mehmet, 4 Mustafa, 6 Erkam, 10 Mustafa Develi, Mustafa Yılmaz, 11 Burak. Evet, son kontrollerini yapıyorlar. Birazdan devam edeceğim. Karşılaşmanın hakemi, maç başlayacak. Evet, düdük çaldı ve karşılaşma başladı. Karşılaşmaya Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü başladı. Her zaman olduğu gibi mavi ağırlıklı forma ile sahada. Konuk takım Bayrampaşa Spor ise beyaz ağırlıklı forma ile sahada bugün. Evet, 10 numara Mustafa Yılmaz demiştik. 11 Burak Saban, 14 Selman, 20 Muhammed, 23 Abdülsamet, 41 Uğur, 76 Kaan Mert, 88 Yusuf Emre 11 ile oynuyor. Konuk takım şimdi Harput Dibek bir atak geliştirecekti ama orada araya giren futbolcu topu aldı, arkadaşına kazandırdı. Abdülsamet o uzun oynadı ileriye doğru. Savunmada Şeyh Muz topa yakın. O da döndü kalecisine ama kaleci topu kontrol edemedi. Top dışarıda, köşe atışı diyor karşılaşmanın hakemi. Karşılaşmayı Bilal Köseoğlu Amasya bölgesinden yönetiyor. Yardımcılıklarını Ömer Karakaya, Ahmetcan Akkoyun yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Serkan Yücel görev yapıyor bugün karşılaşmada. Evet, ikinci dakika içerisindeyiz. İlk köşe atışını konuk takım kullanacak. Bize göre sol kanattan 10 numaralı oyuncu Mustafa atışı kullanacak. Cezalanın içerisinde oldukça kalabalık atış kullanıldı. Arkaya düşen topu orada golcü oyuncu savunmasına yardımcı olan İlhan topu aldı. İlerideki Fatih'e kazandırdı. Fatih şimdi soldan Cuma'nın atağı var. Cuma'ya. Cuma iyi orta. Şimdi iyi orta. Savunma kafayla karşıladı. Dönen top Bayrampaşa atağı olabilir mi ama orada Oğuzhan çok iyi kesti. Topu aldı. Arkadaşlarına kazandırdı. Ekrem Sütçü. Ekrem döndü ters tarafa ama savunma dikkatli. Orada topu uzaklaştırıyor o bölgeden. Kaan bir kez daha ileriye gönderme düşüncesinde savunma kafayla topu kalecisi Mehmet Enes'e kazandırıyor. Mehmet aldı topu, arkadaşlarına hemen savunmadan oyun kurdu. Orada Abdülsamet'ten Mustafa, Erkan tekrar Abdülsamet. Savunmada bir kez daha Abdülsamet'e kadar top geldi. Yine Abdülsamet döndü. Şimdi orada Erkan
Hemen önde Selman. Selman arkadaşlarına bakıyor. Orada pres var. Karakoçan'dan çıkarmama düşüncesi içerisindeler. Bu dakikalarda şimdi orta alana bakıyorum. İleride ani bir Bayrampaşa hata olabilir mi ama araya giren orada Şehmuz topu ayak koydu, aldı. Yerde kalan bir oyuncumuz var. O da 10 numaralı Ekrem Sütçü. Faul, serbest atışla karşılaşma başlayacak. Hemen bekletmeden oynandı. Şimdi Ramazan solda topla buluşan oyuncu. Tekrar Şehmuz, Ekrem. Orada Eren'le bir paslaşma. Tekrar Ekrem Sütçü. Şimdi Kaan, Ramazan zamanda ayak koydu. Topu Cuma'ya kazandırdı. Cuma. Cuma sol kanattan indi. Yanda Fatih var. Cuma. Cuma. Şimdi oradaki arkadaşı ile oynadı. Furkan'la döndü. Şimdi en sağa tekrar top geldi. Orada Eren, Fatih. Fatih. Yanına Oğuzhan sokulmuştu. Onunla bir paslaştı. Şimdi orta içeriye. Kaleci Mehmet el avantajını kullanarak topa sahip oldu. Ani orada topla birlikte ileriye çıkan oyuncu Uğur döndü. Orta alandaki arkadaşı Erkam. Ondan Abdülsamet. Abdülsamet. O da ileriye doğru uzun bir pas gönderme düşüncesindeydi ama olmadı. Top arkadaşında kaldı. Daha doğrusu kalecimize kadar gitti. Şimdi Eren, tekrar dönen top orta alanda Bayrampaşa sporlu futbolcularda kaldı. Abdülsamet. Abdülsamet ileriye gönderdi. Ramazan göğsüyle indirdi. Oğuz, orada bir elle oynama var. Serbest atış. Harput Dibek Karakoçan Futbol Kulübü'nün. Ekrem. Orada Kaan'la paslaştı. Tekrar Ekrem. Ekrem Sütçü. Oğuz döndü. Kaan. Kaan Güdü. Şimdi Fatih. Fatih'ten Eren döndü geriye doğru. Orta alanda Oğuz, Ekrem, Kaan. Kaan top yapıyor bu dakikada Karakoçanlı futbolcular. Şimdi en solda Cuma topla buluşan oyuncu. Cuma, yanında Oğuzhan var. Oğuzhan'la paslaştı. Kaan gelmişti. Tekrar Oğuzhan, onun pasında isabet yok ama çok dikkatli orada Eren. İkinci pozisyon, bakalım yine Eren başarılı. Eren, Cin Kılıç. Alkış alıyor bu hareketi taraftardan. Şimdi orada Fatih, tekrar Eren, iyi orta. Ortası savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen top, baskı var. Şimdi Oğuz şut atabilir. Uzaklardan şut denemesi, üstten dışarıda out. Evet, 7. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 0, Bayrampaşa Spor AŞ 0. Abdülsamet Bayrampaşa savunmasından ileriye çıkma düşüncesinde. Şimdi Erkam, en sağdaki arkadaşı Kaan'la oynamıştı. Kaan'dan kaptanına, tekrar Kaan döndü geriye doğru. Abdülsamet oradan çıkarmama düşüncesinde kendi yer alanına top yapıyor. Kaleci Mehmet'e kadar geldi. Bayrampaşa'nın kalecisi aldı. Hemen topu önündeki arkadaşlarıyla bir kez daha oynadı. Evet. Oradan bir türlü çıkartmıyoruz. Şimdi uzun oynadılar ileriye doğru.
Karakoçan savunmasında Ramazan topu aldı, kalecisine gönderdi Eren. Eren'den tekrar Ramazan. Solda Cuma var. Onunla oynadı Cuma. Cuma orada topu kaptırıyor. Cuma tehlikeli olabilir. Sağdan şimdi orta içeriye. O bölgede kimse yok. Eren Cinkliş dikkatli. Topu kaptanına kazandırdı. Kaptanına Fatih. Fatih şimdi Ekrem. Kaan. Eren. Kaan. Ekrem. Ekrem Sütçü. Döndü şimdi Oğuzhan. Oğuzhan. Yanında orada Furkan Yiğit vardı. Furkan topu iyi kullanamadı, kaptırdı. Şimdi Bayrampaşa bir atak geliştirme düşüncesinde orta alanda top yapıyorlar. Orada Erkam döndü geriye doğru. O bölgede Kaan döndü, Abdülsamet. Solda Mustafa var. Abdülsamet şimdi Mustafa ile oynadı. Mustafa Furkan'dan sıyrıldı. İleriye doğru gönderilen top. Savunmada dikkatli olan oyuncu var ama daha öncesinde Kaan Güdün'ün yapmış olduğu hareketin faul olduğunu belirtiyor karşılaşmanın hakemi. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Tam bizim bulunduğumuz bölgenin hemen önünden, orta alandan Bayrampaşa oyuna başladı. Savunmada tekrar top yaparak çıkma düşüncesinde İstanbul temsilcisi Kaan Mert. Orada en soldaki arkadaşıyla oynamıştı. Tekrar Kaan'a geldi top. Ondan Abdülsamet. Bir türlü kendi savunmasından ileriye çıkamıyor Bayrampaşa. Sürekli orada top yapıyor. Şimdi ileriye atılan top orta alanda topla buluşan oyuncu Mustafa'ydı. Mustafa orada, Eren dikkatli. Oğuzhan, Oğuz döndü, topu aldı. Karakoçan sol kanattan ileriye çıkacak. Cuma, Cuma, Cuma yanında Furkan vardı. Cuma topu kaptırıyor yatarak. Orada Erkam'ın müdahalesi. Şimdi Yusuf Bayrampaşa adına aldı ileriye iyi bir top. Karşısında orada Muhammed'in Ramazan vardı, Şeymus vardı. Döndü geriye doğru oynadı. Şimdi bu kez sol kanattan atak geliştirecek Bayrampaşa. Orta içeriye bir dokunuş kaleci. Kaleci aldı. Hemen eliyle topu oyuna soktu. Kaptan Kaan Güdü'den. Şimdi Ekrem Sütçü. Sağda Fatih. Fatih. Fatih Kıran o topu kaptırıyor. İstediği gibi kullanamadı. Bayrampaşa'da kaldı top. Şimdi Bayrampaşa tekrar savunmadan top yaparak çıkma düşüncesinde. En soldaki oyuncu Mustafa'dan orada geldi. En sağa doğru top gitti. Şimdi Selman, Kaan, Abdülsamet savunmada top yapıyor. Orada Yusuf geldi. Tekrar Abdülsamet. Şimdi Mustafa. Tekrar Abdülsamet. Abdülsamet. Pres vardı orada. İlhan'dan. İlhan kaleci aldı topu. Ona da pres var. Kaleci uzun oynadı. Sağ kanada orada kontrol edemiyor. Burak top dışarıda. Selman kontrol edemedi. Top dışarıda. Taç Karakoçan'ın. 13. dakika içerisinde 0-0'lık eşitlik var. Taç atışı kullanıldı. Şimdi Furkan'dan kaptan aldı topu Kaan Güdü. Orta içeriye kaleci, ona yapılan hareket faul. Faulü yapan oyuncu 99 numaralı formasıyla Furkan Yiğit. Hemen oyuna başladı kaleci Mehmet Enes Sarı. Yine savunmadan top yapıyor Bayrampaşalı futbolcular. Erkam, Abdülsamet. Sürekli bu isimleri söylüyorum çünkü bu isimler arasında top gidip geliyor. Tekrar Erkam.
Onun pası şimdi Uğur. Orada pres var Uğur'a. Daha önce faul diyor karşılaşmanın hakemi. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Furkan Yiğit rakibine yapmış olduğu hareketin faul olduğunu karşılaşmanın hakemi tespit etti. Bu arada sağlık ekibi de Uğur'un tedavisi için oyun alanına girdi. Evet, 0-0'lık eşitlik var. 13. dakikadan çıktık. 14. dakika içerisindeyiz karşılaşmada. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü bugüne kadar oynamış olduğu 5 karşılaşmanın ikisini kazandı. İkisinin de beraberlikle sonuçlandı. Birini de kaybetti. Toplamda 8 puana sahip. Bayrampaşa ise şu anda bakıyorum puanı 6. 11. sırada yer alıyor puan tablosunda. Geçtiğimiz hafta içerisinde, daha doğrusu hafta sonu deplasmandan 1 puan getirmişti Karakoçan. Şimdi kaleciye atılan top İlhan koşmuştu ama yetişemedi. Kaleci Mehmet aldı orada topu, arkadaşlarına kazandırdı. Bayrampaşa yine kendi sahasından top yaparak çıkma düşüncesinde. Abdülsamet sağda, Kaan sağ kanatta, bakalım ileriye doğru topu gönderdi. Orada Selman, onun ileriye gönderdiği top daha öncesinde faul diyor karşılaşmanın hakemi. Mustafa'ya yapılan hareketin faul olduğunu belirtti. Karşılaşma serbest atışla başlayacak. Bir kez daha faulü yapan oyuncu Ekrem Sütçü'ydü. Oyun başladı. Savunmadan Abdülsamet bu kez biraz ileriye çıktı. Şimdi sol kanatta Bayrampaşa topla buluştu. Tehlikeli bir pozisyon olabilir mi? Araya giren orada Şehmuz topu dışarıya atıyor. Taç Bayrampaşa'nın. Taç atışıyla hemen karşılaşma başladı. Karakoçanlı futbolcular araya girerek topu aldı ama bir top kaybı daha. Bu kez Ekrem yine faul diyor karşılaşmanın hakemi. Ekrem Sütçü'nün rakibine yapmış olduğu hareket faul. Evet, yine sağlık ekibi oyuna davet edildi. Orada yerde kalan oyuncu forma numarasını görmeye çalışıyorum. 6 numaralı Erkam olabilir. Evet, Sayın Kamaç, 16. dakika içerisindeyiz. Bu dakikaya kadar genelde Bayrampaşa savunmada top yaptı. İleriye fazla biz de onları çıkartmadık ama öyle enteresan bir maç. Neler söyleyeceğim? Sanki böyle başlangıçta denk kuvvetlerin bir mücadelesi gibi geçiyor. Aslında Bayrampaşa tabii yabana atılır bir takım değil. Sonuç itibariyle çok tecrübeli oyuncuları var. Antalya Spor altyapısından yetişmiş. Yine Adana Demirspor altyapısından, Başakşehir'de mesela Mustafa Kutay Pekşen Başakşehir altyapısından yetişmiş. Mehmet Enes Sarı kalecileri Kasımpaşa'nın altyapısından yetişmiş. Yine Kocaeli Spor altyapısından yetişmiş olan Uğur Daşdemir var. Selman var, yurt dışı patentli bir oyuncu. Dolayısıyla rakip de yani yabana atılır bir takım değil. Yani baktığımız evet. Zaman şimdi bir serbest atış kullanılacak. Evet, bunu anlatayım. Selman orta içeriye, savunma kafayla karşıladı. Yükseklik kazanan top ikinci pozisyonda uzaklaştırıyoruz ama atak devam ediyor. Kaleye bir şut üstten avut. Bazen boşluklar veriyor. Evet, yani hücuma çıkarken de dikkat ediyorsan Bayrampaşa biraz daha derli toplu hücuma çıkmaya çalışıyor. Tabii Elazığ Karakoçan takımımızın da bu sezon önemli bir artısı var. Yani her maçında hemen hemen gollü geçen bir takımımız. Geçen sene bir hayli gol sıkıntısı yaşamıştı ama özellikle İlhan'ın gelmesiyle birlikte Karakoçan takımımız gol yollarında önemli bir değerini kazanmış oldu. İlhan bu liglerin ve üst liglerin aslında önemli bir oyuncusu. Ama bugünkü maç biraz öyle çok gol atılacak bir maç görüntüsü içerisinde görünmüyor şu an oynanan oyun formatıyla birlikte. Belki ikinci yarısı, dediğimiz gibi her zaman onu ben iddia ederim, İlk yarılar futbolcuların, ikinci yarılar hocalarındır. Hocalar ilk yarıyı gördükten sonra ikinci yarıda artık daha kendi
taktiksel anlayışlarına göre oyun oynatırlar. Bizim takımımızın genelde solda özellikle Cumali'nin, sağ tarafta da yine Elazığ Karakoçan takımımızın önemli oyuncularından Eren'in, Fatih'in yan toplarıyla belki İlhan'a bir bu topları kazandırabilirsek gol atma düşüncemiz çok daha erken olur. Ama rakip bence özellikle orta alandan hücuma çok çabuk organizasyonlarla geçen bir takım. Çok dikkat etmesi lazım savunmamıza. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Kamaç. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Zaten savunmada top yapmaları, ileriye çok çabuk çıkmalarının hem savunmaya hakim hem de ileriye hakim olduklarını gösteriyor. Buna göre bakalım ilerleyen dakikalar neler getirecek. Dakika 19, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Elazığ Doğukent sahasında. Harput Dibek, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 0, Bayrampaşa Anonim Şirketi 0. Şimdi Oğuz döndü, kalecisi Eren'le oynadı. Eren Yılmaz, yanında arkadaşı Şehmus. Şimdi Oğuz ileriye doğru, sol tarafa Cuma, ileriye çıkmıştı Cuma. Döndü geriye doğru Ramazan. Fatih'le paslaşmıştı. Bu dakikada Fatih oynadığı bölgeden diğer bölgeye gitti. Bazen sağa geçiyor, bazen sola yer değiştirebiliyor futbolcular. Şimdi ileriye atılan top tekrar Fatih'ten geriye doğru Ramazan. Ramazan sağ kanada topu gönderdi ama o topu almak mümkün değil. Taç Bayrampaşa'nın. Hemen bizim bulunduğumuz bölgenin önünden Bayrampaşa Mustafa Kutay'la taç atışını şimdi kullandı. İleriye doğru Kaan'dan geçen top Ramazan kontrol etti. Ramazan'dan tekrar Kaan güdü. Ramazan şimdi o bölgede Şehmus, sol tarafta Cuma, ileride Fatih vardı, o İlhan'ı tercih etti. İlhan'dan şimdi sağ kanatta Eren Cinkılıç, Eren yanında Furkan Yiğit var. Eren araya attı Furkan oraya koşsun diye ama orada bir anlaşmazlık. Top dışarıda, taç. Şimdi Kaan'la Bayrampaşa savunmasına çıkma düşüncesindeydi. Kalecisiyle oynadı. Mehmet bu kez sol kanada topu gönderdi. Orada Furkan'ın baskısı var. Furkan Yiğit'in döndü geriye doğru Abdülsamet. Orta alandan tekrar Abdülsamet'e top geldi. Abdülsamet, orada pres var Oğuz'dan. O açtı topu sağ kanada. Şimdi o bölgede Uğur döndü geriye doğru. Kaan, Abdülsamet topla birlikte çıktı. Bu kez sağ kanada topu gönderdi. Orada topu kontrol eden arkadaşı aldı Mustafa. İleriye iyi bir top ama orada bir faul olması lazım. Faul, evet. Topu alırken çok sert girdi. Orada ilerideki oyuncu, yerde kalan Şehmus. Oyuncu yerde olmasa pozisyon devam edecekti. Evet. Yani oyuncu yere düştü yoksa belki devam ettirip muhtemelen bir gol olurdu. Faul verdi, faul çaldı. Bakalım. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. 23. dakika içerisine girdik. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. Bu arada bir su molası da veriyor. Duraklamadan yararlanarak karşılaşmanın hakemi Bilal Köseoğlu, Amasya bölgesinden. Şimdi futbolcular su ihtiyaçlarını giderecekler. Bu arada Elazığ Spor da bugün deplasmanda Kelkit Belediyespor'la oynuyor. Yanılmıyorsam 1-0 mağlup herhalde.
arkadaşlarım ekrana öyle yazmışlar gördüm. Umarız telafi ederler. Erken bir gol görmüş kalesinde Laspor. 12. dakikada mı görmüş? Evet. Geçen haftaki galibiyetin perçinlemek için, anlamlı olabilmesi için oradan puanla dönmek lazım. İnşallah onlar da dönerler. Evet. Doğukent sahasında zemin, ortam güzel ama hava biraz etkisini, sıcaklık arttırıyor. Tabii ki çimin sıcaklığı da ayrı bir futbolcularda etki yaratıyor. Futbolcular su ihtiyaçlarını karşıladılar. Tekrar oyuna dönüyoruz. Şehmuz'un da tedavisi yapıldı. O da oynayabilecek durumda. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. 8 puana sahip temsilcimiz. 6 puana sahip olan Bayrampaşa ile karşılaşıyorlar. 1-1 mi oldu? Evet, bu arada Elazığspor 1-1 yaptı. Yusuf Ensar Poyraz'ın atmış olduğu golle 25. dakikada Kelkit'te eşitliği sağladı. Umarız puanlarla dönerler. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Karakoçan adına kaleci Eren Yılmaz ben kullanayım diyor. Arkadaşlarına ileri gidin. Evet. Hakem işaretini verdi. Henüz atış kullanılmış değil. Şimdi kullanılacak. Oyun yaklaşık 3 dakikadır durmuş durumda. Eren şimdi geldi. Serbest atışı kullandı. İleriye doğru orada kafayla karşılayan Furkan'dan önce savunma. Şimdi Mustafa topu arkadaşlarına kazandırdı. Kaan, Uğur, o bölgede Erkam döndü. Abdülsamet yine savunmadan top yaparak çıkma düşüncesinde. Bayrampaşa kalecisi Mehmet'e döndü. Abdülsamet Mehmet'ten Kaan, yanına sokulan Yusuf Emre var. Şimdi onunla oynadı. Ondan Abdülsamet, Abdülsamet'ten tekrar kaleci. O üçgende top gidip geliyor. Biraz da oraya baskı yapmak lazım. Sağ kanatta topla buluşan tekrar Kaan. Onun ileriye doğru gönderdiği top tekrar Kaan'a geldi. Kaan şimdi yerden bir top Mustafa. Mustafa'dan tekrar Kaan. Kaan top sürekli Kaan'da. Döndü kalecisine Mehmet. Mehmet'ten Abdülsamet. Orada bir pres yapabilse Karakoçanlı futbolcular, oyunun şekli değişebilir. Tekrar Kaan üzerine çekmeye çalışıyor Karakoçanlı futbolcuları. Bayrampaşa savunması, top o alanda dönüp duruyor sevgili izleyenler. Şimdi kaleci Mehmet uzun oynadı. İleriye doğru göğsüyle kontrol etmeye çalıştı orada Mustafa ama orada bir karambol, faul, serbest atış Karakoçan'ın. Kaan Güdü atışı kullandı. Şehmustan Ramazan Karakoçan savunmasında bu kez onlar top yapıyorlar. Şehmus Eren topu oyun alanının içinde tutamadı. Taç Bayrampaşa'nın sol kanattan taç atışını Mustafa'yla şimdi kullandı Bayrampaşalı oyuncular ama Eren'de kaldı top. Eren taç diyor hakem. Topun dışarıdan çevrildiğini belirtiyor. Bir kez daha taç atışı kullanacak Mustafa Bayrampaşa adına. Hemen bizim bulunduğumuz şeref tribünün önünden atış kullanıldı. Eren rakibini kontrol ediyor. Oğuz geldi, rakibin pozisyonunu bozdu. Şimdi Furkan orada. Evet. 11 numaralı oyuncu bir sakatlık geçiriyor ama ayaktayken oyunu nasıl durdurdu hakem onu anlayamadım yani. Oyuncu yerde değil. Çözemedim sevgili Kamaç. Evet, oyuncu herhalde yere düşecek gibi oldu. Ona yamadı. Öyle mi? Evet. Evet, tekrar oyuna dönüyoruz. Şimdi Ramazan kalecisi
Eren'le oynadı. Eren bu uzun oynuyor. İleriye doğru o bölgede Fatih vardı. O top onu geçtik. Bayrampaşalı Kaan'da kaldı. Kaan topu iyi kullanamıyor. Taç. Sol kanattan Karakoçan taç atışını Cuma'yla kullandı. Döndü geriye doğru Ramazan. Ramazan'dan en sonda Şehmus. Şimdi ileriye İlhan. İlhan Aslanoğlu. Cuma. İleride Fatih. Hakem devam diyor. Ofsayt beklentisi vardı. Fatih ortası içeriye. İlhan sıçrap. Boşta kalan top. Orada bir karambol. Şimdi gerilerden Oğuz. Eren. Erencin kılıç bıraktı Oğuz. Oğuz tekrar Eren içeriye hareketlendi. Eren'in pası iyi yere ama orada ayıkmadı. Biraz daha Ekrem Sütçü uyanık olmuş olsa o topu alabilirdi ama top kaleciye kadar gitti. Şimdi orta alanda Kaan'ın yapmış olduğu hareket. Faul. Kaan gidi. Serbest atış Bayrampaşa'nın. 29. dakika doldu. 30. dakika içerisine girdik. 0-0'lık eşitlik var. Elazığ'da Abdülsamet, Kaan, Bayrampaşa savunmadan top yapıyor. İleriye gelen oyuncu orada Mustafa'ydı. Tekrar Kaan döndü kalecisi Mehmet. Mehmet onun sol kanada gönderdiği top orada göğsüyle Mustafa topu iyi aldı. Şimdi arkadaşlarına kazandırıyor ama tekrar geriye doğru dönüldü. Abdülsamet'ten yanına sokulan arkadaşı Yusuf. Onun ileriye gönderdiği top orada indi ama Ramazan dikkatli. Şimdi bakalım Oğuz. Hakem devam diyor. Yusuf Emre gelip o topu almıştı Oğuz'un önünden. Bayrampaşa tekrar savunmadan ileriye çıkma düşüncesinde ama yine top gidip geri geliyor hep savunmaya. Mustafa'dan tekrar Kaan. Kaan yine ileriye, yine şimdi orada Yusuf. Offside yok. Tehlikeli pozisyon. Aman dikkat. Yatarak müdahale. %100 bir gol pozisyonunu önlüyor orada Şehmuz. 20 numaralı Muhammed Eyemen kaleci Eren'le bir anda karşı karşıya kaldı. Demek ki bu top yapışları bu pozisyonu bulmak için herhalde, değil mi Sayın Kamaç? Evet, yani biraz uzun uğraşıyorlar ama dikkat edersen savunmadan çıkarken bile top kaptırmadan çok rahatlıkla çıkıyorlar. Şimdi köşe atışı kullanıldı. Orada seken top, dikkatli olmak lazım. Kaan onun şutu üstten out. Hareketler güzel, vuruş kötü. Evet. Az önceki pozisyonda evet Şehmus pozisyonu önlemişti, bir sakatlık geçiriyor. Hakem oyunu durdurdu Şehmus'un tedavisi için. Sağlık görevlileri diliyoruz. Evet. Şimdi oyun alanı içerisinde Şehmus'un tedavisi gerçekleşecek. 32. dakika içerisinde 0-0'lık eşitlik var. Karşılaşmada genelde oyun Bayrampaşa kendi savunmasından top yaparak ileriye uzun toplarla çıkma düşüncesinde. Karakoç'un savunması da dikkatli ama az önce bir pozisyon verdiler. Onu da işte Şehmuz son anda ayak koyarak önledi. Daha da dikkatli olmak lazım. Elazığ Spor maçı da 1-1 eşitlikle devam ediyor. Bu arada onu da hatırlatalım. Kelkit deplasmanında. Gümüşhane Kelkit. Gümüşhane'nin ilçesi. Kuru fasulyesi meşhurmuş.
kuru fasulyesi mi meşhur? Tabii. Evet. Şeker fasulye. Şeker fasulye. Evet, tekrar maça dönüyoruz. 33. dakika içerisindeyiz. Eren avut atışını kullandı. Kafayla orada İlhan topu indirdi. Kaan, Eren, yanına sokulan Furkan vardı. Tekrar Kaan güdü. Kaptan Ramazan'la oynadı. Cuma solda boş ama o hep sağa bakıyor. Terse dönmesi lazımdı. Şimdi orada bakıyorum Furkan. Oyun devam ediyor. Furkan Yiğit, Eren. Eren topu ayağından açtı ama kaptanı bu pozisyonu vermiyor rakibine. Taç, Bayrampaşa taç atışı kullandı. Şimdi o bölgede Mustafa ileriye doğru gönderdi ama top dışarıda. Taç Karakoçan'ın. Eren taç atışını kullandı. İlhan döndü geriye doğru. Şehmuz ters kanada topu gönderiyor. Orada Cuma, ya önünde Fatih vardı. Cuma, rakibi orada Cuma'ya pozisyon vermedi. Döndü Ramazan. Tekrar Şehmuz'a kadar top geldi. Şehmuz şimdi sola uzun oynadı. Orada kafayla topu dışarıya atıyor. Uğur taç atışıyla oyun başladı. Cuma topu oyuna soktu. Oğuz döndü orada geriye doğru. Tekrar Şehmuz, İlhan geldi ortalana yardımcı olma düşüncesinde. Ekrem, Fatih topu iyi kullanamıyoruz. Tekrar Fatih gitti. Top dışarıda. Taç. Taç atışını hemen kullandı Bayrampaşa. Orta alandan ileriye gönderilen topu Ramazan karşıladı. Oğuz. Oğuz'dan Ekrem. Ekrem'den şimdi Kaan. En sağda Eren. Eren, Kaan. Orada bakıyorum Ekrem yerde kaldı. Top Erkam'da kalıyor Bayrampaşa'dan. Onun ileriye doğru gönderdiği topu hareketlenen orada Mustafa. Köşe bayrağına yakın yerden Mustafa topu aldı ama Cuma ona pozisyon vermiyor. Top dışarıda. Taç. Uğur'la taç atışı kullanacak Bayrampaşa. 36. dakika içerisindeyiz. Cezalarına atılan bir top. Orada dikkatli olmak lazım. Mustafa. Mustafa, onun pası araya girdi. Oğuz topu aldı. Ona yapılan hareket. Faul. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Faulü yapan oyuncu Selman. Selman Sevinç. Ramazan hemen atışı kullandı. Ekrem. Ekrem topu iyi kullanamıyor. Tekrar Bayrampaşalı futbolcular topa sahip oldu. Erkam. Yusuf sol tarafa döndü. Oradan Mustafa. Pres var Furkan'dan. Şimdi oyun biraz bu bölgede hareketlendi. Savunmada Şehmuz topu uzaklaştırdı ama bir kez daha Mustafa'da top kaldı. Ondan Yusuf Emre döndü geriye doğru. Abdülsamet. En sağ Kaan. Bayrampaşa yine kendi yarı alanından top yaparak çıkma düşüncesinde. Uğur, ileriye çıkan arkadaşı Erkam'dı. Şimdi Erkam ama araya yatarak orada müdahalesi var Oğuzhan'ın. Top dışarıda. Taç. Karakoçan yarı alanın tam ortasından taç atışını kullandı Bayrampaşalı futbolcular. Ceza alanı içerisinde orada Ramazan dikkatli topu dışarıya atıyor. Köşe atışı. Bayrampaşa köşe atışı kullanacak. 37. dakikadan çıkmak üzereyiz. Selman'la sağ kanattan cezaların içerisinde oldukça kalabalık. Selman geldi orta içeriye, kafayla savunma topu uzaklaştırıyor. Bir kez daha Selman'a top geldi. Karşısında Cuma var. Fatih de gitti o bölgeye, döndü geriye doğru. Erkam, en gerideki arkadaşı Yusuf, uzaklardan bir şut denemesi oldukça farklı. Top dışarıya çıkıyor. Out, out atışıyla karşılaşma başlayacak.
Kaleci Eren hemen öndeki arkadaşı Şehmus'la oynamıştı. Şehmus ileriye topu gönderdi. Şimdi orada Abdul Samet, orada Ekrem'in baskısı vardı ama offside'den doğan endirekt serbest atışla oyun Evet, topun durmadan oyuna sokulduğunu belirtiyor karşılaşma hakemi. Tekrar atış kullanıldı. Kaan Güdü sol kanada atılan top Cuma. Cuma kafayla topu aldı ama orada dikkatli Uğur. Tekrar Cuma. Uğur'dan dışarıya çıkıyor. Korner. Köşe atışı kullanacak. Harput Dibek, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü sol kanattan ceza alanı içerisi oldukça kalabalıklaştı. Bayrampaşa'nın tüm futbolcuları ceza alanı içerisinde. 5-6 futbolcu var. Karakoçan'dan atış kullanıldı. İçeriye bir kafa, üstten dışarıya. Furkan Yiğit. Evet, karşılaşma tekrar başladı. Orada pres var. İşte bunu yapmak lazım orada. Şimdi Kaan Güdü, Mustafa döndü geriye doğru. Abdul Samet uzun oynuyor ileriye. Cuma kafayla karşıladı. Fatih'in olduğu bölgeye ama Uğur daha topa yakın. Uğur Kaan'la oynadı. Şimdi orada pres yapalım. Döndü Mehmet'e kaleci. Uğur bakalım top oyun alanı dışında taç Karakoçan'ın. Cuma atışı kullandı. Fatih. Oğuz. Mustafa geldi, onun pozisyonu bozdu. Mustafa topu aldı. Burada bir faul beklentisi vardı. Şimdi 3'e 3 geldi Bayrampaşa. Gerilerden 2 oyuncu daha geldi. Şimdi solda Mustafa. Oğuz Mustafa'ya faul yapıyor. Orada bana yapıldı. Şimdi onu hakeme anlatmaya çalışıyor ama etkili bir yerden Bayrampaşa serbest atış kullanacak 41. dakika içerisinde. Ceza alanının tam köşesinin 2 metre dışından topun başında Mustafa Yılmaz var, 10 numaralı oyuncu, ve Selman Sevinç var. Bakalım kim kullanacak, 2 kişilik baraj kurduruyor kalecimiz Eren Yılmaz. Ceza alanının içerisi oldukça kalabalıklaştı. Stoperler de ileriye gitti. Şimdi Mustafa kaleye doğrudan, kaleci köşe atışı. Yani bizim bulunduğumuz noktadan sanki böyle 90'dan aldı topu Eren. Topla birlikte dışarıya çıktığı için köşe atışı, köşe vuruşu daha doğrusu, evet, köşe vuruşuyla oyun başlayacak. Şimdi içeriye yapılan orta, savunma kafayla uzaklaştı. Bir kez daha kaleye gönderilen topu son anda Şehmus ayak koydu. Köşe vuruşu bir kez daha kullanılacak. Korner. Mustafa bu atışı kullanacak. Mustafa orta içeriye. Orada bakalım, eller kalktı ama hayır, İlhan topu iyi kullanamadı. Top dışarıda, taç Bayrampaşa'nın. Taç atışıyla Bayrampaşalı oyuncu Mustafa oyuna başlayacak. Henüz kullanmış değil. Şimdi oynadı. Ceza alanına doğru giden top, orada Oğuz rakibini kontrol ediyor. Araya şimdi Furkan girdi, aldı. İlhan'a topu kazandırdı. İlhan'dan orada Ekrem'e yapılan hareket. Faul. Bir kart çıkması lazım artık.
Çünkü bir atak geliştiriyorsun. Atak kesiliyor. Hakem faul dedi. Serbest atış hemen kullandı. Orada Ekrem, Eren, şimdi Furkan, İlhan, Furkan, yanında Eren vardı. Tekrar İlhan Aslanoğlu, ondan Kaan Güdü, şimdi Furkan, yanında ileriye doğru Fatih, ofsayt yok Fatih, şimdi ortası içeriye, sonra kafayı vuruyor, savunma uzaklaştırdı. Dönen top Oğuz, bir kez daha atak geliştirecek Karakoçan. Şimdi Furkan Yiğit, orta uzak noktaya gönderdi ama orada hiç kimse yok arkadaşlarından. Uğur, orada Cuma'ya çarpan top, dışarıda Taç, Bayrampaşa'nın. Uğur'la taç atışı kullanacak. Kendi köşe bayrağına yakın bir noktadan Bayrampaşalı futbolcular. Futbolcu Uğur şimdi taç atışını kalecisine doğru gönderdi. Mehmet ayağıyla tekrar Uğur'u tercih etti. Uğur ileriye gönderdi ama dışarıda top, Taç Karakoçan'ın. Cuma taç atışını kullandı. Cuma ile Fatih'in paslaşması. Fatih yanında Cuma var. Şimdi Cuma'ya doğru ama top oyun alanını sınırlayan çizginin dışından çevrildiğini belirtiyor karşılaşmanın hakemi. Taç atışını Bayrampaşa kullanacak. Yine aynı bölgeden Uğur'la. Uğur atışı kullandı. Orada Erkam, Ekrem'in presi var. Uğur, karşılıyoruz bu topu. Şimdi Fatih, onun pası Furkan göğsüyle indirdi. İlhan vurdu, kaleci! Üstüne gitti kalecinin. Biraz sağa sola gitmiş olsa %100 gol pozisyonuydu. Evet, bu dakikaya kadar, 45. dakikada Karakoçan'ın en net pozisyonuydu. Evet, 3 dakika daha oyuna ilave ediliyor. Duraklama dakikaları. Şimdi orada Abdul Samet, yine işte bu presleri yap, orada hataya zorlamamız lazım. Kaan Güdü geldi, topu aldı. Ramazan yerde faul. Ramazan yerde faul. Bir de kart istiyor. Evet, bir kart çıkacak kime? 14 numaralı oyuncu Bayrampaşa'da Selman Sevinç. Yani sağ olsun bizim oyuncuların itirazından dolayı. Üzerine, yoksa yani, göstermeyecek. Yoksa onu da göstermeyecekti yani. Evet. Yani bu kadar sert bir harekete ve futbolcular cesaret alıyor hakemden, sanki faul yapmamış tabii, gibi rahat oynuyorlar, itiraz rahat ediyorlar. Oynuyorlar. Evet. Faul yaparak oynuyorlar. Evet. Şimdi Eren. Eren ters tarafa topu gönderdi. Orada Fatih'le Cuma arasında iyi bir paslaşma. Cuma rakibin üzerine gitti. Cuma sıfırda top çıktı, bayrak kalktı. Yani Cuma biraz daha bu topu iyi kullanmış olsa orada çok farklı olacaktı ama top oyun alanını sınırlayan çizginin dışından çevrildiğini belirtiyor karşılaşmanın yardımcı hakemi. Bayrak kaldırdı. Avut atışıyla karşılaşma başlayacak. Artık ilk 45 dakikanın bitimine dakikalar var. Son dakikalar. Orada evet, bakalım neler oluyor derken iki kişi arasından çıkamadı. Oradaki oyuncu kaleci Eren de topu aldı. Şimdi degajını yaptı. İlhan indirdi topu. Çok iyi Furkan. Gol pozisyonu olabilir. Furkan vurdu dışarıda. Furkan Yiğit bir anda topu önünde buldu. Biraz iyi değerlendirmiş olsa gol yapabilirdi. Açısı daraldı ama top dışarıya çıkıyor. Out. Out atışıyla karşılaşma bir kez daha başlayacak. Hakem Bilal Köseoğlu saatini kontrol etti.
Mehmet şimdi atışı kullandı. Savunmada Ramazan kafayla karşıladı. Orta alanda Kaan, Eren çok dikkatli, bravo. Şimdi hadi araya Ekrem, Ekrem yapma. Tek top oynamış olsa, İlhan'ın önüne topu göndermiş olsa farklı olacaktı. Şimdi Şehmuz yine savunmamızda dikkatli ve ilk 45 dakikanın son düdüğü çalıyor. İlk 45 dakikanın sonucu Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 0, Bayrampaşa 0. Sayın Kamaç, kısa bir değerlendirme alırsak neler söyleyeceğin ilk yarıyla ilgili? Evet, ilk yarıda her iki takım da birbirini görmüş oldu, vesileyle tartmış oldu. Şimdi ikinci yarı tabii farklı bir formatta oynanacak, öyle görünüyor. Ama pozisyona baktığımız zaman her iki takım da tuttuğum net pozisyonlar, iki tane Karakoçan takımımızın var, iki tane de rakip takım pozisyonu var. Son pozisyonda Furkan belki biraz daha çaprazdaydı, vurma becerisi biraz daha çok yetenek isterdi ama o yapamadı zaten o pozisyonu. Ama maçın ilk yarısının ortalarına kadar rakip takım savunmada çok rahatlıkla pas yaptı. Çok rahatlıkla 7-8 pas yaparak hücuma çıktı. Biz rahat oynattık. Akabinde oyuncularımız biraz daha işin farkına vardılar. Pres yaptılar, baskı yaptılar. Rakip savunmadan çok rahat çıkamadı. Çıkamayınca da pozisyon bozuldu, hata yapıldı. Daha fazla oyunda gözükmüş olduk. Şimdi ikinci yarıda hocalar tabii ki rakibin tabii hocası da Ender Alkan. Daha önce U16 yaş grubunun hocalığını da yapmış. Eski Bursa Sporlu Ender Alkan uzun süre Bursa Spor'da da oynamış oldu. Bu anlamda Bayrampaşa belki şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hani yerine baktığımız zaman Bayrampaşa ligin orta sıralarında yer alıyor. Ama 5-6 maç geçtikten sonra görüyoruz ki takımlar yavaş yavaş yerlerine oturmuş oluyorlar. Dolayısıyla artık bundan sonra takımların gerçek güçlerini de bu 5-6 maçlık periyodun ardından görmeye başlayacağız. İkinci yarıda başarılar diliyoruz takımımıza. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler, karşılaşmanın ikinci 45 dakikası birazdan başlayacak. Şu anda her iki takım da sahadaki yerlerini aldılar. Hakemler de geldi. Hakem biliyorsunuz Bilal Köseoğlu Amasya bölgesinden karşılaşmayı yönetiyor. Evet ikinci 45 dakika birazdan başlayacak. Konuk takım Bayrampaşa. İkinci 45 dakikaya başlayacak. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Tabii gözlerimiz Elazığ Doğukent sahasında, kulağımız da Elazığ Spor maçında, Elazığ Spor'da Kelkit deplasmanında. O Elazığ Spor'un da ilk yarı karşılaşması 0-0'lık birbirlik eşitlikle sona ermişti. Evet hakem artık son kontrollerini yapıyor ikinci 45 dakikanın başlaması için. Elini havaya kaldırdı. Düdüğünü çaldı ve ikinci 45 dakika başladı. Konuk takım ileriye doğru topu gönderdi. Cuma kafayla topu karşıladı. Top dışarıya çıkıyor. Taç Bayrampaşa'nın Uğur'la
taç atışı kullanacak Kaptan Uğur, Bayrampaşa'nın kaptanı, tecrübeli oyuncu, sağ kanattan atışı kullandı ileriye doğru. Orada bir dokunuş var. Ramazan benden çıkmadı diyor ama Bayrampaşa bir kez daha taç atışını Uğur'la kullandı. Ayak koydu orada, Furkan topu aldı. Furkan kendisi gitti. Hızlı bir oyuncu. Üç kişi onu kovalıyor. Furkan Yiğit. Furkan köşe bayrağına yakın bir noktada. Üç kişi arasından çıkamadı Furkan. Topu kaptırıyor. Topa sahip olan orada Bayrampaşa adına Erkam'dı. Döndü kalecisine. Abdülsamet yine pas yapıyor orada. Şimdi Mustafa, Abdülsamet ileriye baktı. Mustafa, pres var orada Karakoçanlı futbolculardan. Şimdi Abdülsamet ileriye oynadı. Ramazan kafayla karşılıyor. Eren indirdi. Topun indiği yerde Fatih geldi, topu aldı. Eren, şimdi Fatih'e top geldi. O da döndü geriye doğru. Şehmus'la oynadı. Şehmus'tan kaleci Eren, o uzun oynuyor. İleriye doğru İlhan topu indirdi. Ekrem Sütçü hareketleniyor. Orada savunmada dikkatli. Uğur kalecisiyle oynadı. Kaleci Mehmet de sol kanattaki arkadaşı Mustafa Kutay Pekşen'e topu gönderdi. Şimdi uzun bir top ileriye doğru. Orada Eren Çin Kılıç vardı. Topu aldı. Oğuzhan'a kazandırdı. Oğuz tekrar ileriye atılan top. Şimdi Fatih sağ kanatta. Fatih arkadaşlarına bakıyor. Eren yardıma geldi. Döndü. Oğuz'la oynadı. Tekrar Fatih. Şimdi orta alanda Kaan. Kaan Güdü. Onun ortası içeriye. Bir top Furkan. Son anda kaleci. Harika gol olacak ya. Çok harika bir gol olacaktı. Furkan Yiğit 90 dediğimiz bölgeye topu gönderiyordu. Kaleci son anda tokatlayarak topu dışarıya attı. Yarım vole. Yarım vole mi Sayın Kamaç? Evet, evet, bu arada itirazlar var offside diye ama hakem devam ettirmişti. Şimdi köşe atışıyla karşılaşma, köşe vuruşuyla bir kez daha başlayacak. Orta içeriye, boşta kalan top. Savunma en son uzaklaştırıyor. Oğuz bıraktı, Cuma orta yapacak. Cuma çizgiye inme düşüncesinde. Cuma rakibinden geçti. Şimdi bir kez daha köşe atışı. Out verdi yani. Çok ters bir karar. Out atışıyla oyun başlayacak. İyi başladı. Orada beyazlı oyuncudan top dışarıya çıkmıştı. Evet, ikinci yarıya biraz daha iyi başladık değil mi? Tempo yükseltince. Evet. Tempo yükselince takımın güveni de kendine geliyor. Özgüven oyuncular. Evet. Şimdi yatarak Kaan'ın müdahalesi. Taç Bayrampaşa'nın Uğur'la kendi yedek kulübesinin hemen önden Uğur taç atışını kullandı. Döndü kalecisine doğru. Mehmet'le oynadı. Mehmet, Abdülsamet araya giren, orada Ekrem topu aldı. Ekrem Sütçü. Ekrem, şimdi Oğuz. Tekrar Ekrem. Kaan Güdü. Kaan topu boşa çıkardı. İlhan Aslanoğlu. İlhan, orada İlhan'a pozisyon vermiyor savunma oyuncuları. Şimdi yükseklik kazanan top. Bakalım en son solda Şehmus hareketlendi. Onun ayak koyduğu top dışarıya çıkıyor. Taç. Taç atışını Bayrampaşa kullanacak. Karakoçan yaralanından köşe bayrağına yakın bir nokta. Mustafa taç atışını kullanacak sol kanattan. Orada şimdi atış kullandı. Tekrar Mustafa orta içeriye. Ramazan karşıladı. Oğuz aldı topu. Oğuz'dan Ekrem. Ekrem topla birlikte çıktı. Rakip yaralarına gitti. Şimdi yanına Fatih sokuldu. Fatih onun ortası içeriye. Vur kafayla topu. Kalecisi Mehmet'e kazandırıyor. Mehmet de hemen ayağıyla topu önündeki arkadaşına gönderdi. Orada topla buluşan oyuncu Erkam'dı. Döndü geriye doğru Kaan. Kaan'dan Abdülsamet.
Abdülsamet Fatih gitti o noktaya. Topu Mustafa'ya kazandırdı. Mustafa şimdi orada bakın preste başarı var. İlhan orada Uğur. Bir elle oynama beklentisi var ama ayrı hakem dedi. Uğur döndü kalecisine. Yine kendi yarı alanından top yapıyor Bayrampaşalı futbolcular. Uğur sağda topla buluştu. Mustafa ileriye çıkan oyuncu. Şimdi tekrar Mustafa yatarak bir Oğuz'un müdahalesi. Cuma geldi desteğe. Top dışarıda Taç. Evet. Bir anda ortalık karıştı. Yani hiç gereği olmayan şeyler. Niye bu kadar gerginlik? Anlamış değilim. Hiç gereği yok. Bir oyuncu yerde yatıyor halen daha. Onun kalkması lazım o bölgeden. Tüm futbolcular geldi. Hakem de izliyor. Evet. Bakalım nasıl yatışacak bu durum. Hiç gereği yok. Yani böyle bu kadar ucuz atıp da ortalığı kendini yere atıp da orada 6 numaralı oyuncu Erkam Develi. Evet. Nasıl bir karar çıkacak? Halen daha ortalık yatışmış değil. Hakemler izliyorlar olayları. Hiç gereği yok. Hem futbolcular hem yedek kulübeleri. Evet. Bekliyoruz. Ortamın sakinleşmesini. Şimdi bir oyuncu Bayrampaşa'dan tedavisi yapılacak. Hakem bakalım bu durumlara nasıl bir tepki verecek. Buradan kaçması lazım yani normalde. Evet. Şimdi eli cebine gitti hakemin. Bakıyorum. Oğuz'a bir sarı kart. Orada 41 var ama onlar hangisiydi? 41'di galiba. Oğuzhan Karakoçan adına sarı kart gördü. Dakika 54. 41 olması lazım ama bir şey yapıyor da. Orada kulübesine kaleci mi gösterecek? Evet kaleci geldiği için kaleci Eren de sarı kart görüyor. Oradaki oyuncuyu anlayamadım. 10 numara olabilir. Evet, öbür kaleci de gelmişti bu bölgeye. O zaman yani ona da niye göstermiyor? Anlamış değilim. Şu anda iki kaleci sarı. Kaleci biraz şey oldu. Diğer oyuncularla diyalog halinde oldu böyle biraz. Evet. Buradaki yeri ayırmaya geldi ona öbür kaleci. Buradaki sarı kartı çözemedik. Kime gösterdi? Yedek kulübesine gösterdi ama yedek oyunculardan birini galiba. Bence Bayrampaşalı biriydi. O yerdeki oyuncu olabilir. Neyse Cuma tekrar oyuna dönüyoruz. Taç atışını kullandı. Şimdi Yusuf Fatih topu söktü. Sağ kanada Eren Çinkılıç. Şimdi gitti. Kaan var yanında. Onunla şu anda oynadı. Oğuz top istiyor. Oğuzhan'a yapılan hareket var. Hakem devam dedi. Oğuzhan'ın kartı var. Dikkatli olması lazım. Sol kanattan Bayrampaşa ileriye çıkıyor. O bölgede şimdi Burak onun ileriye gönderdiği top kaleci. Mustafa bir anda topla buluştu. Çaprazdan şutunu attı. Kaleci yatarak topu kontrol etti. Şimdi Cuma. Kaan Güdü döndü sağ kanada. Eren. Fatih. Tekrar Eren.
Fatih'in olduğu bölgeye. Fatih Eren top istiyor. Fatih arkası dönük kaleye, şimdi rakibe çarptırma düşüncesinde ve çarptı top. Dışarıda köşe vuruşu. Korner. Evet. Bayrampaşa'dan da 10 numaralı oyuncu Mustafa sarı kartı gören oyuncuydu. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Ekrem Sütçü atışı kullandı. Kaleci. Ona yapılan hareket faul. Şehmuz ileriye çıkmıştı. O topa yükseldi. Kaleci ile birlikte. Kaleci Mehmet. Evet. Onun tedavisinde Karakoçanlı futbolcu Furkan Yiğit gitti yaptı. Mehmet tekrar topu oyuna soktu. Abdülsamet'le paslaştılar. Mehmet'e doğru gelen top. Şimdi ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Oradan yatarak Cuma'nın müdahalesi. Yani germemek lazım bu oyunu. Biz oyuna dönüyoruz. Savunmada Şehmuz ileriye doğru topu gönderdi. Rakipte kaldı. Orada Erkam topu sağ kanada attı. Uğur tekrar Erkam. Yusuf var ileride. Mustafa'yı tercih etti. Mustafa'dan Ramazan araya girdi, ayak koydu. İlhan orada alabilir mi? İlhan Abdülsamet daha çabuk topu kalecisine kazandırıyor. Şimdi pres var orada. Mehmet ileriye gönderdi. Orada Mustafa, araya giren Fatih topu aldı. Fatih'ten Kaan Güdü. Kaan'dan Ekrem. Ekrem'den orada ileriye çıkan Eren'di. Eren'den Fatih. En son Fatih'e top çarparak dışarıya çıkıyor. Taç Bayrampaşa'nın. 58. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Doğukent sahasında. Kelkit'te de eşitlik devam ediyor. Bu arada kasti bir hareket. Sarı kart diye çıkmaz. Kasti yapılan bir hareket. Yine sarı kart. Bekledik ama 20 numaralı oyuncuya hakem hayır diyor. Ramazan'a yapılan hareket fauldü. Oğuz hemen başladı oyuna. Eren, Kaan Güdü, Oğuzhan, onun pası Ekrem. Ekrem Sütçü döndü geriye doğru. Kaan pas atacak arkadaşına bakıyor. Döndü geriye doğru. Şehmuz. Ekrem. Döndü ters tarafa. Cuma. Onu karşılayan oyuncu. Uğur. Cuma. Yusuf da yardıma geldi. Döndü geriye doğru. Furkan Yiğit. Şimdi Furkan. Furkan son anda bir müdahale. Kaan yine aynı bölgeye topu gönderiyor. Cuma alabilir mi? Alamadı. Top dışarıda. Out. Evet, out atışıyla oyun bir kez daha başladı. Topun indiği noktada Eren topa müdahale etti. Ramazan'dan Oğuzhan yanında Fatih var. Şimdi Fatih tercih etti. Ekrem orada, top dışarıda. Taç. Karakoçan Futbol Kulübü sağ kanattan taç atışını kullandı. Şehmuz. Orta alana Kaan Güdü. Döndü geriye doğru Ramazan'dan en solda Cuma. Şimdi Kaan yanına sokuldu. Kaan birinci rakibinden sıyrıldı. Furkan önde boşluk var. Tamam be. Furkan. Öyle mi atılır o top ya? Furkan orada iyi kullanamadı topu. Şimdi Uğur uzun oynuyor ileriye. Ramazan kafayla indirdi. Şehmuz. Oğuz.
İkinci yarıda biraz daha iyi Karakoçan. Şimdi Eren döndü geriye doğru. Oğuzhan, Ramazan, İlhan geldi, yardımcı oldu orta alana. İlhan'dan orada Ekrem Sütçü. Ekrem yanında Cuma var. Şimdi Cuma solda topla buluştu. İyi orta. Ortası içeri ama iyi değil, etkili değil. Savunma aldı topu. Kaan. Erkam Kaan. Şimdi Uğur. Uğur uzun oynadı ileriye. Artık gelişi güzel, ileriye gönderiyor Bayrampaşalı futbolcular. Şimdi Oğuzhan, Kaan topu indirdi İlhan'dan önce, savunma. Şimdi Abdülsamet kalecisiyle oynadı. Mehmet. Tekrar Abdülsamet. Abdülsamet. Mustafa, orada pres var. Abdülsamet ileriye oynuyor. Orta alanda şimdi Selman ama pozisyon vermiyoruz. Şimdi Ekrem Sütçü önündeki boşluğu iyi kullandı. Ekrem topla birlikte çıktı. Sol kanada Furkan Yiğit. Furkan solda buluştu. Karşısında Uğur var. İçeriye hareketlendi. Ortası savunma uzaklaştırdı. Dönen top Oğuzhan. Oğuz. Kaan Güdü. Tekrar sola Cuma. Yanında Furkan var. Döndü geriye doğru. Ramazan. Kaan. Yanında Oğuzhan. Oğuzhan. Furkan bıraktı Cuma. Solda orta yapabilir. Şimdi Furkan ceza alanı içerisinde. Furkan. Tekrar Furkan kaleye. Oldukça kötü bir şut. Orada İlhan'ı görmüş olsa farklı olabilirdi. Evet, ilk oyuncu değişikliği Bayrampaşa'dan geliyor. 11 numaralı formasıyla Burak Saban oyundan alınıyor. İsmini de zaten fazla kullanmadık Burak'ın. Yerine İsmail Can oyuna dahil olacak bu dakikada. Evet, dakika 63. Oyuncu değişikliği gerçekleşti Bayrampaşa'da. Avut atışıyla tekrar karşılaşma başladı. Orada yine top yapıyorlar savunmada. Pres var. Ekrem gitti, rakibini karşıladı. Döndü kaleciye. İlhan'dan da presi vardı. Mehmet uzaklaştırdı o bölgeden topu. Top Mustafa'ya kadar geldi. Mustafa Yılmaz onun ileriye gönderdiği topu. Eren iyi karşıladı. Eren'den Cuma. Cuma rakibinden topu aldı. Boşa çıkarttı rakibini. Şimdi Cuma solda Furkan var. Onu gördü Furkan. Oğuzhan içeriye doğru. Oğuz'un ortası savunma kafayla karşılıyor. Dönen top. Kaan Güdü. Ekrem Sütçü. Tekrar Oğuz. Zorluyoruz bu dakikada rakip kaleyi. Cuma şimdi orta içeriye. Orada İlhan sıçramayamadı. Savunma kafayı vurdu. Top dışarıda. Taç Karakoçan'ın. Eren Kaan'la oynadı. Kaan Güdü ters tarafa döndü. Ramazan savunmada topu aldı. Ramazan onun ileriye gönderdiği top. Çok iyi bir duvar pası. Furkan yetişebilecek mi? Savunma çok dikkatli. Kaan orada çabuk bir oyuncu. Topu dışarıya atıyor Taç. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün Cuma'yla köşe bayrağına yakın bir yerden rakip yarı alandan taç atışı kullanacak. Cuma etkili olabilir. Uzun bir taç atışı gelebilir. Hemen önündeki arkadaşı Ekrem'le oynadı. Ekrem onu pres vardı. Köşe atışı. Evet, korner kullanacak Ekrem Sütçü. Dakika 65. Son dakikalarda oldukça rakibi zorluyoruz. Ekrem yanındaki arkadaşı Cuma ile paslaştı. Şimdi Cuma'nın ortası, top bir kez daha dışarıda. Korner.
Ekrem yine köşe atışını köşe vuruşunu kullanacak. Ekrem ceza alanı oldukça kalabalık, orta içeriye boşta kalan top şimdi gerilerden Kaan bir şut, kaleci son anda. Kaan Güdü kaptan düzgün vurdu. Kaleci çok dikkatli orada, Mehmet Enes Sarı topu iki hamlede kontrol etti. Mehmet, Abdülsamet, Salman'la paslaştı. Abdülsamet orta alana topu gönderiyor. Orada Ramazan karşıladı. Şimdi Ekrem ona yapılan hareket. Faul. Evet, serbest atışla oyun başlayacak ama Ramazan'ın bir sakatlığı var. Bu arada hakem de bir su molası. Evet Sayın Kamaç, ikinci yarıya iyi başladık, zorluyoruz ama golü bulamadık. Evet, yani özellikle İlhan'ı iyi kontrol altına aldılar. Zaten İlhan'a da çok fazla da top gelmedi aslında. Çünkü dediğim gibi özellikle Elazığ Karakoçan takımımızın soldan Cumali ile Furkan'la, yine sağdan Eren'le, Fatih'le geliştirmiş olduğu ortalar vardı, yakalamış olduğu, yapmış olduğu. Ama rakibin de hem tecrübeli oyunculardan kurulu olması hem de savunmada çok daha dikkat etmeleri. Özellikle ilk yarıda söylediğimiz gibi çok rahatlardı savunmada. Ama biraz ilk yarının ortalarında itibaren önde baskı kurmaya çalışınca takımımız, rakip de biraz bocaladı ve bozuldu ilk yarının ortalarından sonra. İkinci yarıya tabii daha iyi başladı Elazığ Karakoçan takımı. O gerginlik biraz belki ortamı daha fazla germiş oldu bir anlamda. Çünkü hani her iki takımın da kazanma hırsı varken bir anda işte zaman zaman istenmeyen ve kart gerektiren pozisyonlara dönüşmüş oldu. Ama oyun içerisinde o oyundaki duraklamanın ya da olayların başlangıcına gelinmesinde tabii ki rakip takımdan özellikle 41 numaralı oyuncunun vardı mesela başlangıçta faulü. Ancak kart göstermedi hakem. Bence iki tarafa da bunu göstermesi gerekirdi. Tek taraflı olunca biraz oyun daha da gerilmeye başlandı. Evet, teşekkür ediyorum. Serbest atış kullanıldı ceza alanına doğru. Orada arka noktaya top düşüyor. Şehmus rakibine topu çarptırdı. Taç Karakoçan Futbol Kulübü'nün dakika 68, 0-0'lık eşitlik var. Elazığ Doğukent stadında Eren'le sağ kanattan köşe bayrağına yakın bir noktadan taç atışı kullandı. Ceza alanına inen topu kafayla savunma uzaklaştırıyor. Şimdi ileriye doğru gönderilen top orada, bakalım çok çabuk Oğuz geldi. Topu arkadaşlarına kazandırdı. Şehmus'tan Eren kendisi topla birlikte gitti. Eren o artık kart çıksın. Bakalım kime çıkıyor? 88 numaralı oyuncu Yusuf'a diyor karşılaşmanın hakemi ama bence de fark edemedi orada. Kime? Hayır, iptal ettim diyor. Orada 66'ya verdi. İkinci kez herhalde o ben yaptım dedi faulü. İnandı ona. Araya girdi. Sağdılar. Evet. Hakem fark edemedi kimin faul yaptığını. Faulü 16 numaralı oyuncu İsmail sarı kartı gördü. Dakika 70. Şimdi serbest atış kullanılacak. Orta içeriye, arkada bir kafa İlhan, kaleciden dönen top boşta kaldı. Orada bakıyorum. Devam. İlhan kafayı vurdu. Kaleci iyi yer tuttu. Topun filelerle buluşmasını engelledi ve bir sakatlık geçiriyor orada kaleci Mehmet. Onun tedavisi için oyun durdu. Evet, iki oyuncu değişikliği birden yapacak. Harput Dibek, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü. Bakalım kimler çıkacak, kimler girecekleri görüyoruz da. Hüseyin Fıstıkçı ile
27 numaralı oyuncumuz Ahmet Canarık girecek oyuna. Kimler çıkacak? Evet. 99 numaralı formasıyla Furkan Yiğit oyundan alınıyor bu dakikada. Dakika 71. Yerine Hüseyin Fıstıkçı evet 6 numaralı Oğuzhan'ın yerine Ahmet Can Arık oyuna dahil oldu. Karakoçan'da evet 2 oyuncu değişikliği birden yapıldı bu dakikada. Oyuna giren futbolculara da başarılar diliyoruz. Evet. Hakem atışıyla karşılaşma tekrar başladı. Kaleci Mehmet eliyle topu Abdülsamet'e kazandırdı. Hüseyin'in orada Ekrem'in presi vardı. Şimdi Eren topa dokundu. Sağ kanattan dışarıda taç. Bayrampaşa'nın orta çizgiye yakın bir noktadan Mustafa taç atışını kullandı. İsmail döndü. Geriye doğru Abdülsamet. Onun pası o bölgede Salman topu arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi Mustafa'dan önce orada Hüseyin Fıstıkçı, Cuma Hüseyin yatarak müdahale var. Taç. Karakoçan'ın taç atışıyla karşılaşma başlayacak. Cuma ileriye çıkan Kaan vardı. Top istemişti ama. Cuma bakalım şimdi kullandı Hüseyin. Hüseyin Fıstıkçı 3 kişi arasından çıkamadı. Orada en son evet taç Karakoçan'ın köşe bayrağına yakın bir noktadan Cuma atışı kullandı. Kaan tekrar Cuma 2 kişi geldi. Cuma'yı kontrol ediyor. Cuma bakalım ne yapacak? Top oyun alanında ceza alanı içerisinde Hüseyin'in rakibine yapmış olduğu hareketin faul olduğunu belirtiyor karşılaşmanın hakemi. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. 73. dakika içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Elazığ'da bu arada Kelkit Belediyespor'da Elazığ Spor önünde 2-1 öne geçti. Onu da belirtelim. Şimdi golcü oyuncumuz İlhan geldi topu aldı arkadaşlarına kazandırdı. Ramazan'ın pasında başarı yok. Savunma topu aldı. Orada evet Ahmet'in Fatih'in yapmış olduğu hareketin faul olduğunu belirtiyor karşılaşmanın hakemi Kaan'a. Bayrampaşa'dan Kaan topu oyuna soktu. Erkam Abdülsamet yine top yapıyorlar o üçgende kaleciyle birlikte. 4 oyuncu Karakoçan'dan ilerideydi. O bölgeye Ahmet de gelmişti. Şimdi Hüseyin'in presi vardı. Döndü. Kalecisiyle oynadı. Kaptan Uğur. Abdülsamet tekrar. Kaleci Mehmet. Abdülsamet uzun bir kez oynuyor ileriye. Şehmus karşıladı. Orta alanda pasta başarı yok. Şimdi dikkatli olmak lazım kaleci. Bir anda İsmail topla buluştu. Top kaleci iyi topu yattı, aldı. Bu arada savunmada Ramazan beni alın diyor. Karakoçan'da evet kendini de yere bıraktı. Bakalım zorunlu bir oyuncu değişikliği olacak. Karakoçan Futbol Kulübü'nde Ramazan oyundan çıkacak. Evet, henüz hazır değil oyuncu değişikliği için. Ramazan biraz daha süre istedi. Şimdi savunmada Bayrampaşa Spor Abdülsamet İsmail yanına sokuldu, topu aldı. Döndü kalecisi Mehmet, hadi orada pres yapalım. Ekrem presi vardı. Kaleci topu dışarıya atıyor. Taç, Cuma taç atışını kullanacak. Sol kanattan
Ömer Faruk iki oyuncu değişikliği yapacak Karakoçan. Ama henüz hazır değil oyuncu değişikliği. Şimdi Cuma atışı kullandı. Eren Cinkırıç, Eren. Onun pası orada, bakayım Hüseyin'e kadar geldi. Hüseyin rakibe çarpan top, dışarıda taç Karakoçan'ın. Evet, oyuncu değişiklikleri için işaret verilmedi henüz. Cuma orada topu kaptırıyor. Dikkatli olmak lazım. İlk kez bu kadar çabuk geldiler. Aman dikkat. Aman orada bak. Mustafa kaleci çok iyi çıkardı. İsmail şimdi ikinci şut Eren'den bu kez döndü. Kaleci çok iyi çıkardı. Eren Yılmaz bravo. Şimdi Adaş'a Eren topu aldı. O bölgeden uzaklaştırdı. Ahmet. Ekrem topu dışarıya atacak. Çünkü oyuncu değişikliği, evet zorunlu oyuncu değişikliği var. Ramazan sekerek oynuyordu. Ramazan'ın yerine evet. Ramazan'ın yerine Muhammed Fatih Ömer Faruk Aydemir. Ve Fatih'in yerine 17 numaralı formasıyla Muhammed Furkan Özhan oyuna girdi. ...77. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. Şimdi Ekrem ileriye topu gönderdi. Abdülsamet karşıladı. İsmail, Eren'in İsmail'e yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor karşılaşmanın hakemi Bilal Köseoğlu. Amasya bölgesinden atış kullanıldı. Mustafa'dan Selman döndü kalecisine. Şimdi Kaan orada pres var. En sola şimdi ileriye doğru gönderilen topa Mustafa hareketlendi ama Ömer Faruk topu dışarıya atıyor. Taç. Taç atışını Bayrampaşa kullanacak sağ kanattan. Uğur'la atış kullanıldı. Mustafa onu kontrol eden Cuma. Şimdi Eren uzun oynadı ileriye doğru. İlhan kafayla topu karşıladı. Tekrar İlhan'a gelebilir mi orada? Hüseyin'den gelmedi. Bu arada offside. Ömer Faruk Şahmus'la paslaştı. Kaan, kaptan Kaan geldi. Topu aldı. Oyuna sokacak. Şimdi Kaan'dan Cuma döndü geriye doğru. Ömer Faruk. Ömer. Bir presimiz vardı. O pres bu dakikaya kadar sanki kırıldı. Şimdi orada. Bu hataya zorlamak lazım savunmayı ama bu dakikaya kadar Bayrampaşa savunması hiç hata yapmadı. Kaleci Mehmet eliyle aldı topu. Abdülsamet'e kazandırdı. Abdülsamet. O ileriye oynuyor. Orada Eren Cinkli çok iyi girdi. Araya topu aldı ama Hüseyin iyi kullanamadı. Tekrar rakipte kaldı. Ahmet ayak koydu. Top dışarıda. Taç. Bayrampaşa taç atışıyla oyuna başlayacak ama bir oyuncu değişikliği de Bayrampaşa yapacak. 20 numaralı formasıyla Muhammed Egemen oyundan alınıyor. Yerine Musa oyuna dahil oluyor. Bu dakikada Musa Bulut. Dakika 80. Taç atışıyla oyun bir kez daha başladı. Şimdi kaldı orada top Hüseyin'de. Ekrem döndü sol kanada. Oyuna az önce giren Muhammed
Orada bir müdahale var. Bakıyorum out diyor karşılaşmanın hakemi. Out atışıyla karşılaşma tekrar başlayacak. Yusuf aslında burada şimdi evet. Şu dakikalardan itibaren yani sanki gole atanın galip geleceği bir maç havasına dönüyor. Evet. Bir de şunu söylemek gerekir. Yani maçın skorunun şu ana kadar 0-0 olmasındaki en önemli etken her iki kalecinin evet. Maçtaki kurtarışları oldu aslında. Evet. Hem bizim kalecinin hem rakip takımın kalecisinin. Yani bence sahanın iki tane önemli bir numaraları kaleciler oldu ve skorun da bu durumda kalmasına sebep oldular. Evet. Ama biraz daha atak görünen taraf Karakoçan'da ikinci yarı. Evet. Ama boşluğu gördüğü zaman da Bayrampaşa affetmiyor, ona dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım, evet. Ani ataklarla çıkıyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi Erkam, Uğur, Kaan, orada pres vardı. İleriye topu gönderiyor. Şehmuz savunmadan uzun oynadı ileriye. Orada top. Şimdi Kaan'da döndü kalecisi Mehmet. Mehmet'ten atılan yerde bakalım kim müdahale edecek. Mustafa gitti topu aldı. Arkadaşlarına kazandırdı Erkam. Yusuf bir ara pası, hakem devam diyor, dikkatli olmak lazım, tehlikeli geldi bu kez Bayrampaşa. Hayır, bir şey yok. Evet, nizami bir hareket. Yusuf, ondan önce savunma aldı topu, Ekrem onun pasında hata var. Tekrar Bayrampaşa atak geliştirecek ama kendi yar alanına döndü. En son kaleciye kadar top geldi Mehmet. Mehmet'ten Abdülselam. Abdülsamet pardon. Şimdi ileride İsmail. Sağ kanada atılan bir top var. İleriye çıktı. Oradan orta içeriye. Aman. İyi vuramadı. Evet. Geç kaldı oradaki oyuncu. Bir anda kaleci Eren onu alması lazımdı aslında. Evet, bu tehlikeye de geçti. 83. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. Şimdi solda Cuma. Cuma'dan Kaan. Tekrar Cuma. Cuma. Ahmet. Ahmetcan. Yanında Şehmus var. Ahmet. En sağda Eren. Döndü geriye doğru Şehmuz. Şimdi Ömer Faruk bu dakikada oyun kurma düşüncesinde Karakoçanlı futbolcular. Ahmet orta yuvarlağın önünden topu Hüseyin'e kazandırdı. Şimdi Cuma onun soldan gönderdiği top iyi kullanabilir miyiz? Orta mı şut mu hiç ne olduğu belli olmadı orada. 17 numaralı oyuncu Muhammed Furkan Özhan yani yerden bir top göndermiş olsa belki de en tehlikeli pozisyonlardan biri olmuş olacaktı. Top dışarıya çıktı. Out atışıyla bir kez daha kaleci Mehmet oyuna başladı. Abdülsamet döndü geriye doğru Mehmet. Orada bakın paslaşıyorlar. Ekrem'in presi var. Şimdi Abdülsamet ileriye topu gönderdi. Musa döndü geriye doğru arkadaşıyla oynadı. Şimdi Yusuf bu kez ters tarafa topu gönderiyor. Top dışarıda taç. Cuma hemen atışı kullandı. Muhammed solda Cuma var. Şimdi Cuma'yı tercih etti. Cuma topla buluştu. İyi orta şey ama o bölgede kaleci Mehmet çok için rahat bir top oldu. Mehmet de topu hemen oyuna soktu. Şimdi Bayrampaşa atağı 85. dakika içerisindeyiz. Sağdan Mustafa onun Kaan rakibine faul yapıyor. Yerde kalan oyuncu Selman'dı. Dikkatli olmak lazım.
Bu arada Kelkit'te skor 3-1 oldu. Onu da hatırlatalım. Kelkit Belediyespor Elazığspor karşısında 3-1 öne geçti. Evet, oldukça etkili bir noktadan Bayrampaşa serbest atış kullanacak. Bir kişilik baraj var. Selman topun başındaki oyuncu, kaleci Eren arkadaşını uyarıyor da Cuma'yı. Şimdi ceza alanı içerisi oldukça kalabalık. Orta içeriye bir kafa, son anda kaleci harika çıkardı. Direğin dibinden kaleye giden topu son anda Eren çok harika çıkardı. Evet, bu hareketiyle de hafif bir sakatlığı geçirdi. Tedavi istiyor Eren. Maçın son 4 pozisyonu var. 3'ü Bayrampaşa'dan. Evet. Bir tanesi işte demin out mu, orta mı, şut mu karışımı olan pozisyon vardı. Yani dikkat etmek lazım. Yani biz baskın olsak da onlar daha net pozisyon. Onların pozisyonları var. Sonuç pozisyon Bayrampaşa. Evet. Ama kaleciler işi sonucu etkileyecek. Etkileyecek, evet. Dakika 87. Elazığ'da 0-0'lık eşitlik var. Bayrampaşa köşe vuruşu kullanacak. Sol kanattan Eren'in tedavisi yapıldı. Kaleci Eren'in ceza alanı içerisi oldukça kalabalık. Şimdi atış kullanıldı. Yumrukla uzaklaştırıyor Eren ama yine top rakipte kaldı. Bir kez daha orta içeriye Ömer Faruk kafayla karşıladı. Dönen topu İlhan aldı bu kez. İlhan'a orada bir faul beklentisi vardı. Hakem hayır diyor. Devam dedi. Abdülsamet topu arkadaşlarına kazandırdı. Uğur döndü kalecisine. Mehmet, Abdülsamet pres var orada Ekrem'den. Orada Hüseyin'le de top geçti. Şimdi dikkatli olmak lazım artık bu dakikalarda. Telafisi olmayan dakikalar. Uğur, Yusuf ileriye doğru, offside yok. Orta, şimdi tehlikeli pozisyon olabilir. İsmail döndü sol tarafa, Mustafa onu karşılayan Eren vardı. Mustafa önünü açtı, kaleye vurdu. Kaleci Eren topu aldı. Şimdi Ömer Faruk. 89. dakika içerisindeyiz. Birazdan duraklamalar ne kadar oynanacağı gösterilecek. Furkan Üzüm döndü geriye doğru. Cuma tekrar orada, Muhammed Furkan yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor karşılaşmanın hakemi. Kaan Kasımpaşa adına serbest atış kullanacak. Kasımpaşa. Evet, Bayrampaşa adına. Kasımpaşa nereden çıktı? Atış kullandı. Şimdi solda en son topa dokunan kim bakıyorum. Top dışarıda. Taç Bayrampaşa'nın, atış kullanıldı. Orta çizginin orada. Bravo. Faul olmaması lazım. Bu normal bir müdahale. Kaptan sarı kart görüyor itirazından dolayı. Kaan Güdü. Evet. Bir oyuncu değişikliği daha yapacak Bayrampaşa. 10 numaralı formasıyla Mustafa oyundan çıktı. Mustafa'nın yerine 13 numaralı formasıyla Cengiz Han oyuna dahil oldu. Senin yanında
zaten hemen gelmez koca. Biraz buradan yorumlarız. Evet. 5 dakika duraklama dakikaları olarak oyun sonuna ilave edildi. Bakalım bu son 5 dakika takımlara neler getirecek. Atış kullanıldı. Ekrem çıkamadı o bölgede. Abdusamet, Mustafa tekrar Mustafa topla birlikte bu kez ileriye çıktı. Az önce oyuna giren Cengiz Han tekrar Mustafa ile oynadı. Orada karşılıyoruz. Boşta kalan top, yerden müdahale, bir faul beklentisi var. Hakem devam dedi. Şimdi orta içeriye ayak koydu Cuma. Dönen top Kaan Güdü. Furkan orada, evet, çıkarıyoruz. Şimdi Cuma, haydi çabuk olalım. Cuma'yı karşıladı Yusuf orada. Ahmet, rakibe çarptı top. Daha dikkatli olmak lazım. Eren çok dikkatli. Şehmus'la oynadı. Şehmus ileriye, Ekrem Sütçü. En sağda Hüseyin. O topla birlikte çıktı. Faul. Hüseyin Fıstıkçı'ya yapılan hareket faul. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Sağ kanattan. Haydi bu etkili olsun. ...90+2. dakikadayız. Ekrem topun başında, cezalanın çizgisinin üstü oldukça kalabalık. Artık son anlar karşılaşmada. Ekrem, 0-0'lık eşitlik var. Ekrem geldi orta içeriye, kafalardan seken top. Şimdi bakalım, boşta kaldı. İlhan vurdu ama dışarıya çıkıyor top. Out. Ömer Faruk kafayla topu karşılamıştı. İndirdiği yerde İlhan çaprazdan vurdu ama top dışarıya çıktı. Out. Out atışıyla karşılaşma bir kez daha başlayacak. Mehmet, kaleci Mehmet şimdi kale out atışını kullandı. Ömer Faruk kafayla karşıladı. Şimdi indiği yerde bakalım Hüseyin Fıstıkçı, ama ondan önce vuruyorlar topa. Şimdi Cuma bıraktı. Orada Ekrem, karambol, yine top kayıpları, karşılıklı taç Karakoçan'ın. Etkili bir yerden taç atışı kullanabilir. Cuma uzun kullanacak. Savunmadan Şehmus da ileriye çıktı. Ceza alanına bakalım nasıl bir taç. Şimdi uzun bir taç penaltı noktasına doğru, boşta kaldı. Dönen top. Furkan. Geç kaldı. Orada bakıyorum en son kaptan Kaan Güdü vurdu. Savunmadan döndü top. Bir kez daha atak tazeleyeceğiz. Şimdi indiriyoruz. Hayır. İlhan'la bayrak kalktı. Offside bayrağı kalktı. İlhan'ın pozisyonuna, İlhan çok güzel indirmişti ama pozisyonun offside olduğunu belirtiyor yardımcı hakem. Offside'den doğan endirekt serbest atışla karşılaşma başlayacak. Evet, artık son anlar karşılaşmada. Şimdi Mehmet uzun oynadı. Ahmet karşıladı, top bizde. Ekrem. Ekrem Sütçü, Ekrem, onun pası orada, iyi kullanamıyor Muhammed. Furkan şimdi ileriye çıkılan top. Hayır. Ahmet bu kez rakibine faul yapıyor. Arkadaşının hatasını telafi etmesi için serbest atışla karşılaşma başlayacak. Erkam hemen oynadı. Kaan sağda, Uğur topu ileriye doğru gönderdi. Ömer Faruk dikkatli. Ömer topu dışarıya atıyor. Taç. Bayrampaşa bu kez etkili yerden taç atışı kullanacak.
derken 90 dakikanın son düdüğü çalıyor. 90 dakikanın sonucu Harputtibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 0, Bayrampaşa Spor AŞ 0. Evet, iyi bir karşılaşma izledik değil mi Sayın Kamaç? Evet, pozisyonlara baktığımız zaman tabii ikinci yarıda Karakoçan etkili başladı ama son bölümlerde özellikle Bayrampaşa'nın önemli atakları, pozisyonları vardı. Kaleci Eren'i de buradan kutlamak lazım. Yine aynı şekilde rakip Bayrampaşa'nın Mehmet Enes Sarı kalecilerini de kutlamak lazım. O da Kasımpaşa altyapısından yetişmiş bir kaleci. Süper Lig görmüş bir kaleci. Dolayısıyla iyi bir Bayrampaşa vardı aslında sahada rakibi Karakoçan takımımızın. Belki hani ilk yarıda da söyledik, çok gol pozisyonu gol olacağını tahmin etmiyoruz. Karakoçan her ne kadar bundan önceki maçlarında gollü maçlar kazanmış olsa bile bugünkü maç onun bir göstergesi değildi. Çünkü rakip daha dişli, savunmada daha dikkatli, iyi bir kalecileri vardı. Bugün skoru bence belirleyen her iki takımın da kalecileri Eren Yılmaz'la Mehmet Enes Sarı oldu. Ve dolayısıyla iki şampiyonluğun adayı bana göre gördüğümüz iki takımın mücadelesi. Belki içeride biraz sıkıntılar oldu ama yine dostane bitti. Az sonra sevgili Yusuf sen saha içerisinde röportajlarını yapacaksın. Belki Ender Hoca'nın burada bu anlamda söyleyecekleri vardır. Ben sözü sana bırakıyorum ve sahada sen değerlendirmene devam edeceksin. Elazığ Karakoçan takımımıza bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz. Bu arada Elazığspor'un da skoru 3-1 mağlup oldu Kelkit Belediyespor'a. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, söz Yusuf Boydak'ta. Evet sevgili Kamaç, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle röportajlarımızı yapabilmek için aşağıya doğru yöneliyorum. Bakalım maç değerlendirmesi nasıl olacak? Onu bir soracağız futbolcu kardeşlerimize ve hocalarımıza. 90 dakika ama keyifli bir maç izledik. Hakikaten yani zevkli bir maçtı. Kıran kırana geçti ama zevkli, mücadeleli bir karşılaşma izledik. Bakalım hocalarımız şeyle ilgili neler söyleyecekler. Şimdi sağdaki yerimizi alıyoruz. Ben arkadaşlardan hocayı hemen alabilir miyiz? Bir de futbolcu Cuma'yı alalım. Cuma bir canlı yayındayız. Canlı yayında Cuma. Gel. Evet, gel bakalım. Şimdi bakalım. Evet, Tekin kameraman arkadaşım biraz daha yerini geri gitmemizi söylüyor. İki tane Cuma canlı yayındayız. Cuma hocayı da hemen alalım. Çabuk alalım sevgili Mustafa. Evet Cuma, şöyle dönersek canlı yayındayız. Neler söyleyeceğim? Kıran kırana bir maç oldu. Duygularını alalım. Hafta içi zaten hocamız bize söyledi, zaten rakip iyi mücadele ediyor. Evet. Geride iyi pas yapıp çıkmaya çalışıyor. Biz de ilk 10 dakika zaman önde bastık. Sonra biraz geriye düştü. Biz de geri yaslandık. Allah şükürler olsun, yine bir puan da iyiydi. Böyle maçlarda puan almak çok önemli bu ligde özellikle. İnşallah biz böyle devam edeceğiz yani. İnşallah devamı da gelecek. Puanları inşallah daha yakın zamanda da iyi yerlerde olmayı temel ediyoruz. Tecrübeli oyuncuları vardı. Genelde defanstan ileri çıkmaya çalışıyorlardı ama oradan oyun kurmaya, uzun toplarla gelmeye çalışıyorduk. Müdahalemiz iyiydi. Özellikle ikinci yarı daha iyiydik. Evet, ikinci yarı daha önde bastık. Hocamızın içeride söylediği gibi. Pozisyonunu da bulduk. Net ki pozisyonumuz vardı. Olmadı. Önümüzdeki maça bakacağız abi. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sevgili teşekkürler. Evet, arkadaşlarımdan sevgili Abdullah, sen de yardımcı olursan bir hocamızı alalım. Bakalım neler söyleyecek. Hocamızı da dikkate alalım. Onun sözleri de bizim için önemli. Sevgili Mustafa. Evet. Bakalım. Kaptan geliyor. Kaptanı alalım önce. Sevgili kaptan neler söyleyecek? Bir puanla ayrılıyoruz geçen hafta. Kaptan. Evet. O önemli değil. Onu da alalım. Ama
Bakalım hocamızı bekliyoruz. Canlı yayında arkadaşlar, dilerseniz bir ara verip ondan sonra mı alalım? İsterseniz bir arkadaşlarıma bakıyorum. Hocalar gelene kadar kısa bir ara verelim. Bir devam ediyoruz. Evet, bugün Karakoçan rakibi Bayrampaşa'ydı. Hakikaten kıran kırana güzel bir maç izledik. İyi de bir maç oldu. Bir ara maçta bir hafif gerginlik oldu. Onun dışında da fazla bir sıkıntı olmadı. Sonunda dostluk kazandı. Türkiye'nin iki takım da güçlü takım. Bu grubun en güçlü takımlarından iki takımın mücadelesiydi. Bu mücadeleler tabii böyle devam edecek. Bu grup, özellikle ikinci grup, üçüncü ligde çok mücadele veren takımlardan oluşuyor. Bu nedenle bu tür maçlar olacak. Geçen hafta deplasmanda, Iğdır deplasmandan bir puanla dönmüştü temsilcimiz. Bu hafta kendi sahasında berabere kaldı. Ender Hoca da geliyor. Ender Hocama da... Evet hocam. Hocam böyle dönersek... Şöyle. Evet. Neler söyleyeceksiniz hocam? Zor bir mücadele. Evet, aynen. Ya baktığımız zaman şimdi takım maçtan önce de Bayrampaşa 3 beraberlik bir galibiyet almış. Namalup bir takım. Genç koşan bir ekip vardı. Genelde beraberliği oynayan bir ekip olmuş deplasmanlarda. Onun bilincindeydik. Bizler de özellikle hafta içi de çalıştık. Yani çünkü savunmaları ağırdı. Savunmaların arkasına atılacak toplarla veya dış oyuncuların içe girip ikiye birlerle ve kaçlarla pozisyon bulmaya çalışıyorduk. Ama ilk yarı gerçekten ilk 15 dakikanın dışında tamamen benim görüşüme göre iki ayrı farklı Karakoçan Futbol Kulübü izledik. İlk yarıda hiçbir varlık gösteremeyen, adeta top sürekli Bayrampaşa'da olan bir görüntü vardı. Ama ikinci yarı devre arasında futbolcu arkadaşlarımızı da kullandık. Çünkü genç bir ekip karşısında, eğer genç ekip çok koşuyor, mücadele ediyorsa belli bir alanda 4-5 pas yaptıktan sonra mutlaka yönünü, topun değiştirmesi gerekiyordu. Biz ikinci yarı bunu yaptık. Pozisyon bir 2-3 tane de net pozisyon bulduk, ürettik ama olmadı. Beraberlikle ayrıldık ama dediğim gibi artık biz önümüzdeki maçlara var. Artık İskender'in Ordu, iki tane güçlü takım, grubun gerçekten çok güçlü takımlarla oynayacağız. Oraya düşüneceğiz. Futbolcu arkadaşlarımı özellikle ikinci yarıda gösterdiği o futboldan dolayı tebrik ediyorum. Ama işte dediğim gibi iki ayrı farklı devre izledik. Maç esnasında şöyle, Erkan sanırım 6 numara Erkan futbolcu, yani el, yani önümde olduğu için, yani gerçekten daha gencecik çocuklara bu tür öncelikle centilmen olmaları gerekiyor. Yani normal bir el işareti iki kez aynı normal el gitti, belki kameralarda da görüyorsunuz. Kendini sanki vurmuş gibi, yani yumruk yemiş gibi önümde yere atınca hani böyle şey oldu, hoş değil. Yani gencecik futbolcuların bu şeylere kesinlikle girmemesi lazım. Yani bu tür, yani vurmadan, olay olmadan. Rakip yok, şey o olabilir, geldi hani o şey oldu, o atmosfer o şey içerisinde, ama maçtan sonra yine tokalaştık, yolunuz açık olsun dedik, helallaştık, o şekilde ayrıldık yani. Hocam kaleci Eren'e de parantez açarsak iyi kurtarışlar. Tabii, şu gerçekten, yani özellikle kontraya çıkan çok iyi bir takım görüntüsü vardı Bayrampaşa için, onu da biz biliyorduk. Yani gerçekten hücuma çok hızlı çıkan bir ekipti. Zaten baktığımız zaman genç bir ekip, bir de bunlar geçen yıldan hep aynı oynamışlar ve bir de sürekli çoğu Adana Demirspor'un altyapısında, yani sürekli beraber oynamış bir takım görüntüsü vardı. Hızlı da çıkıyorlardı ama ikinci yarı dediğim gibi... Hücuma çıktığımız zaman da kontra atak yedik ama Eren gerçekten bugün 3-4 tane net kurtarış yaptı. Onu da tebrik etmek lazım. Yani maçın hakkı bana göre işte iki yarı ayrı bir devre farklı. İlk yarı şeydi, Bayrampaşa üstünlüğü vardı. İkinci yarıda bizim üstünlüğümüz vardı. Maç da berabere gitti. Bana göre adaletli bir maç oldu sonuçta. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, canlı yayınımız burada sona eriyor. Ben Yusuf Boydak, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.